21'e geldi. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatım akışını bozmaktadır diyor. Yani bakış açısının değiştiği noktayı bulacağım burada. Romanlar vardır, daha ilk sayfasında olay örgüsünü çekim alanı içine alır okurunu. Kan basıncını yükselten heyecanlar yaratır okurda. Çekim alanını alıyor, heyecan yarattı. Kimi romanlarda vardır, dilsel örüntüsüyle okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. Romanda özgünlük, derinlik çok yönlülük kazanır. Daha doğrusu okurun okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. En yüksek coşkuları estetik tutkulara dönüştürür. Burada romanın gücünden bahsediyor. Romanın heyecanlı bir hava yaratıp okurunu o sayfaların içine çekebilmesinden ya da yüreğine seslenebilmesinden bahsediyor. Daha sonra da romanda şu aranır diyor. Yani dördüncü cümle bu parçada olmaması gereken bir cümle. 3 ile 5 arka arkaya gelince oluyor mu? Bir daha okuyalım. Kimi romanlar da vardır. Dilsel örüntüsüyle okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolu seçer. Daha doğrusu okurun okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. 3 ile 5 ile arka arkaya geldiğinde mantıklı. O zaman C seçeneği de yanıtımızdır diyebiliriz. Yine bir paragrafta yapı sorusu. Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Hem zengin bir yazınsal birikimi vardı hem de bilinçli bir okurdu. İlyada, Don Kişot, Hamlet, Suç ve Ceza, Yabancı gibi başyapıtlar derin izler bırakmıştı onda. Sık sık anıyordu bu yapıtları. Öte yandan yokluk ve yoksullukla geçen çileli, örselenmiş bir çocukluk dönemi yaşamıştı. O yıllı çocukluk günlerini anlatmaktan hiç çekinmiyordu. Çekinmek şöyle dursun, anlatırken kahkahalarla gülüyor, az sonra gözleri buğulanıyordu. Aslında anlattıkları hiç de gülünç değildi. Dinlerken içim burkulur, ağlamamak için zor tutardım kendimi. Kahkahalarının tınısında nasıl bir duygu gizliydi? Haz mı, acı mı, öcü alma mı? Ayıramazdım bu türde. Burada söz konusu kişinin bir takım özelliklerinden bahsedilmiş. O zaman onun başına da yine genel özelliklerle ilgili bir cümle getirmem gerekiyor. Edebi anlamda donanımlı biriydi diyor ama başka özelliklerini de söylemiş. İlk ortak çalışmamızda onun bazı özelliklerinin ayrımına varmıştım, farkına varmıştım. Evet, bu ifade bu parçanın başına gelebilecek ifade. Çünkü arkasından da yine çocukluk günlerini bahsetmiş, ağladığından bahsetmiş, kahkahalarının içinde hangi duyguların olabileceğinden bahsetmiş. Dolayısıyla B seçeneği de parçanın başına gelebilir. Evet. Sıradaki sorumuz. Bir parçaya bağlı iki soru var. Yazar için yetenekten söz edeceksek bu, sanatçının anlattığı kişi olabilme yeteneğidir. Bence edebiyattaki en büyük yetenek de budur. Yalnızca kadınları iyi yazamazsın. Ya her şeyi iyi yazarsın ya da hiçbir şeyi iyi yazamazsın. Bu konuda en güzel sözü Flaubert söylemiş. Kendisine Madame Bovary kim diye sormuşlar. Benim demiş. Bunu gerçekten böyle hissettiğinden eminim. Peki 23. soru ne diyor? Bu parçanın anlatımında hangilerinden yararlanılmıştır diyor. Şimdi burada bir fikre karşı çıkış var. Yetenekten söz edeceksek bu sanatçının anlattığı kişi olabilme yeteneği. En büyük yetenek de bu. Yalnızca kadınların yazamazsın. Her şeyi yazarsın ya da hiçbir şeyi yazamazsın demiş. O zaman burada bir tartışma paragrafının varlığından bahsediyor. Daha sonra da Flaubert'in adını ve sözünü beraber kullanmış. Dolayısıyla alıntı yapmış da diyebiliriz bunun için. D seçeneği bizim doğru yanıtımız olacak. Dördüncü soruda bu parçadan çıkarılacak en kapsamlı yargı, yani ana düşünceyi bulup onu genellememiz gerekiyor. Yazarlık yeteneğin satırlara dökülmesidir. Sadece bu değil. Eserde konu bütünlüğü ve üslup önemlidir. Bunun üzerine bir yargıdan bahsedilmemiş. İyi yazar, eserindeki kahramanıyla bütünleşen yazardır. Bu olur, neden olur? Flaubert'e Madame Bovary kim diye sorduklarında kendisi olduğunu söylemiş. Benim demiş. Bunu da böyle hissettiğine eminim diyor söz konusu kişi. Dolayısıyla Madame Bovary ile bütünleşebilmiş, bunu hissedebilmiş. Dolayısıyla C seçeneği bizim için uygun seçenek olacak. Evet. Kurallı ve anlamlı bir parça oluşturulmak istendiğinde baştan üçüncü cümleye hangisi olur demiş. Evet arkadaşlar, tüm cümleleri okuduğunuzda ilk önce giriş cümlesi olabilecek nitelikli cümleyi bulun. Çünkü bu tek bir cümlenin ayrılmış hali değil. Sadece yükleme bulmakla
bu parçayı çözemezsiniz. O yüzden daha genel, bu parçanın başına gelebilecek cümleyi, giriş cümlesini bularak işe başlayabilirsiniz. Giriş cümlesini bulmanız için de hem genel ifadenin öğrettiği cümleyi bulmanız lazım bir, ikincisi de bağlantı ögeleri, yani tekrarlanan sözcükler veya bu, şu, o gibi işaret sözcüklerinin olmadığı cümleyi bulmanız gerekir. Burada daha genel ifadenin verildiği cümle, üçüncü cümle. Ortaokul yıllarımda arkadaşlarla dersten çıkar çıkmaz okulumuzun bulunduğu tepeden iner, güzelim gül bahçeleriyle çevrilen şehrin önünden geçerek kıyıya koşardı. Bir öyküleme paragrafı geliyor. Demek ki bu olayın arkasından hangi olay olmuş olabilir? Bunu arayacağız. Dalgalarla oynarken içimizden biri bağırırdı. Yunuslar geçiyor. Açıklardaki tek bir yunusu fark edip sevinç çığlıkları atanları gördükçe gerçekten çok etkilenirdim. Sonraları hangi denize baksam böyle sürü halinde geçen yunuslar canlanırdı gözümde. Yıllarca yunusların gözümün önünden sürü sürü geçtiğini, zamanın hepimizi az rastlanan anıların son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatabilirdim onlara? O zaman doğru sıralamayı böyle yaptığımda baştan üçüncü cümle, beş numaralı cümle olacak. Evet, bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Olumsuz soru kökeni isteyeceğiz de. Kemal Tahir, köyü romanlarının tam ortasına yerleştiren başarılı bir yazardır. Köyün kamburunda memleketin gerçeklerini tarafsız bir şekilde anlatmış. İşçisinden esnafına, devlet adamından nokta nokta düşünen yazarın romanı 1958 yılında Yeni Gazete'de dizi şeklinde yayınlanmış. Fransızca'ya da çevrilen romanda Narlıca'da yaşananlar Çalık Hafız'ın gözünden anlatılmış. Şimdi bakalım, işçisinden esnafına, devlet adamından bilim insanına kadar toplumun köylü bir özellik gösterdiğini düşünen yazarın romanı yayınlanmış. Evet, bu getirilebilir. İşçisinden esnafına, devlet adamından herkese duruma göre yaklaşmayı düşünen yazarın romanı, yani hem sözcüklerin arka arkaya gelişi açısından uygun bir cümle değil, hem de anlatım akışı açısından. Diğerlerine bakalım. İşçisinden esnafına, devlet adamından herkesin biraz olsun köy geçmişine dayandığını düşünen yazarın romanı. Evet, yine köy geçmişine dayanmak. Burada asıl vurgu bu zaten. Köylü romanların ortasına yerleştiriyorsa, köylü özellik göstermesi, köy geçmişine dayanması. Bu bizim için önemli. İşçisinden esnafına, devlet adamından memuruna kadar herkesin biraz köylü olduğunu, yine köy vurgusu. İşçisinden esnafına, devlet adamından işçisine kadar toplumun tüm katmanlarının ortak köy değerinde birleştiği, yine köy vurgusu var. O zaman B seçeneği de bizim yanıtımız olacak. Yardımcı düşünce sorusuyla karşı karşıyayız. Hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir yargı değildir demiş. Bakalım. Şairler ve yazarlar siyasiler için önemli, hatta vazgeçilmez unsurlardır. Ha, hem isimlerinin kalıcı olabilmesi hem de görüşlerinin ve emirlerinin millet tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için onlara ihtiyaçları vardır. Bu nedenle şair ve yazarları sevmişler ve onları koruma altına almışlardır. İyi edebiyat eğitimi almamış, dili güzel kullanamayan, etrafında edebi bir heyet bulundurmayan liderlerin kalıcı olması, insanları sev ve idare etmesi, kendi fikirleri etrafında toplaması çok zordur. Peki bakalım. Edebiyatçıların politikacılar için önemi büyüktür. Bu çıkar mı? Evet, şairler ve yazarlar siyasiler için önemli, hatta vazgeçilmezlerdir. Demek ki bunu çıkartabiliriz. Peki, politikacılar çıkarları gereği şair ve yazarları desteklemişlerdir diyor. Evet, onlara ihtiyaçları var millet tarafından daha iyi anlaşabilmeleri için. O yüzden onları korumaları altına almışlar, desteklemişler. Doğru. Peki, edebi yönü olmayan kişiler liderlik yapma konusunda sıkıntı yaşarlar. Evet. Edebi bir heyet bulundurmayan liderler kalıcı olamayacak. İnsanları idare edemeyecek. Doğru. Şair ve yazarlar politikacıların halka ulaşmasında aracı konumundadır. Evet, yine onlar sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyorlar. Onlara ihtiyaçları var çünkü millet tarafından daha iyi anlaşılmak istiyorlar. Başarılı politikacıların başarılı sanatçılar arasından çıktığı su götürmez bir gerçektir. Yani sanatçıların içinden politikacı çıktığına dair bir ifade yok burada. Sadece politikacılar ve sanatçıların işbirliği içinde olduğu, hatta politikacıların sanatçılardan faydalanmak istediği yönünde bir ifade var. Evet, bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur demiş. Yapraktan. Yaprak sözcüğü. Bakın, ses olayları konusunda sizin hızlı hareket etmeden sözcüğü ekine ve köklerine ayırmanız gerekiyor.
ekin orijinal halini yazdığınızda onun nasıl bir değişime uğradığını da daha rahat görebilirsiniz. Yaprak. Ona ayrılma hal eki geldiğinde ekin tam hali dandır aslında. Yaprak dan diye telaffuz etmek bizim için çok daha zor. O yüzden K sert sesli D ile karşılaştığında daha güçlü bir harf olduğu için onu kendine benzetir. O zaman yaprak tam dediğimizde artık T de sert telaffuz edilen bir harf. Yüzsüz sertleşmiştir. Yani artık bu ve bu birbirine benzemiştir. Sertleşme ya da benzeşme olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden ünsüz benzeşmesi vardır. Peki, ünlü yumuşaması arıyorum. Şöyle baktığında sessizliğin sırrı demiş. Sessizlik in. Sessizlikin diye telaffuz edemeyeceğim. Yine K, T, Ç, P ile biten sözcükler. Ünlü harfle karşılaştığında sessizlikin değil, sessizliğin dememiz ünsüzün yumuşadığını gösterir. K sert bir sessizlik. Ünlü görünce yumuşadı. Ünsüz yumuşaması ya da değişimi. Peki, ünsüz türemesi arıyorum. Sessizliğin sırrı dudaklarında. Sır sözcüğü, sırrı diyemiyoruz da sırrı diyoruz. Bazı yabancı sözcükler ek aldığında sonundaki sessiz türüyor. Dolayısıyla ünsüz türemesi de burada var. Ünlü daralmasını arıyorum. Ünlü daralması da Y ile başlayan eklerle AE'nin karşılaşınca daralması olayı. Ağlıyor diyemedim, ağlıyor dedim. O zaman ünlü daralması da burada var. Ünlü türemesinin örneğini göremiyorum. Evet, 29. sorumuz. Bu parçadan din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Olumsuz köklü bir soru. Bakalım. Din felsefesi, dini konu alan, dinin temellerini ve ögelerini ele alıp inceleyen ve sorgulayan felsefe dalıdır. Felsefi olarak incelendiğinde din hakkında düşünülür ve açıklamalar yapılır. Nasıl ki ahlak, sanat, bilim, siyaset gibi felsefe dallarında rasyonel, objektif bir yaklaşım varsa din felsefesinde de bu bakış açısı söz konusudur. Dine felsefi açıdan yaklaşıldığında din gerçeği kabul edilir ve anlamlandırılmaya çalışılır. Eleştirel bir gözle yaklaşılıp dinin temel kavramları değerlendirilir. Din felsefesi de belli bir disiplin söz konusudur demiş. Evet, nasıl ki ahlak, sanat, bilim, siyasette varsa onda da din felsefesinde de bu bakış açısı var. Öyle bir disiplin içinde inceleniyor. İnanmayan bir kişi din felsefesiyle ilgili fikir üretemez. Yani burada inanmak ya da inanmamak, herhangi bir kişinin bir ilaha inandığı ya da inanmadığına dair bir ifade yok. İnanmayan kişinin fikir yürütemeyeceğine dair bir yargı da yok. Peki, nesnel bakış açısı kullanılarak din hakkında yorum yapılır demiş. Objektif ifadesini görmüştük şurada. Objektif olması nesnel olduğunu gösterir. Din felsefesi de felsefenin dallarından biridir. İlk cümleden bunu anlıyordum. Dini konu alan, dinin temellerini ve ögelerini ele alıp inceleyen felsefe dalıdır demiş. Doğru. Akla dayanan bir yaklaşımla öğretiler incelenir. Rasyonel vardı şurada, evet. Rasyonel de onun akla dayandığını gösterir. Doğrudur. Dolayısıyla B seçeneğini de buluyoruz. 30. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? Küresel ısınma canlı yaşamını tehdit ediyor. Ölü yaşamı olamayacağına göre, yaşam sadece canlılarla ilgili bir şey olabileceğine göre, yaşam sözcüğü varsa canlı sözcüğünün olmasına da gerek yok. O zaman burada gereksiz sözcük kullanılmış. Evlerin çatısına konuyordu martı kuşları. Yani martı zaten kuştur, değil mi? Başka bir hayvan türü olamayacağına göre martı. O zaman martılar demesi yeterliydi. Martı kuşları değil.